Arkadaşlar, Kolmar'dan tekrardan selamlar. Saatimiz yaklaşık 1-1.5 civarı. 1-1.5 civarı. Az önce video paylaşmıştım hemen. Şöyle kısaca kaldığım yerden diğer kısımları da size gösterip Kolmar'ın şu an canlı olarak koronavirüs ile olan imtihanını size göstereyim. Bütün dükkanlar, her yer kapalı. Sadece yiyecek mağazaları açık. Şöyle canlı olarak size göstermek istiyorum. Buranın durumunu. Burası belediye, Kolmar Belediyesi. Hemen hemen binlerce insanın yürüdüğü yolda artık sayı bir elin parmağını geçmeyecek seviyeye kadar düşmüş. Bakın, tüm dükkanlar kapalı şu anda. Videoyu çektikten sonra zaten hemen yayınlayacağım. Onun için hani daha sonra izleyen arkadaşlar da olabilir tabii ki ama şu an canlı olarak çektiğimiz bir video oluyor bu. Gördüğünüz gibi tüm mağazalar kapalı. Fransa'da hayat bayağı bir sekteye uğramış durumda. Gördüğünüz gibi hemen hemen her yer mağazalar kapalı. Burası zaten kiralıkmış. Çoğu şirket zaten not olarak yazmış, internet üzerinden alışveriş yapabilirsiniz diye. Bakın, gördüğünüz gibi hep not yazıp kapatmışlar. Mağazaların tamamı kapalı şu anda. Koronavirüsünden dolayı hayat sekteye uğramış durumda. Sokaklarda tek tük insan var. Gördüğünüz gibi. Bir yandan insanlar kaldığı yerden işlerini, güçlerini çalışmaya devam ediyor. Evet.
bu şekilde. Bir yandan da tadilatlar çalışmaları devam ediyor. Bu şekilde. Dükkanların tamamı neredeyse kapalı. Gördüğünüz gibi. Evet, Kolmar'daki son durum bu şekilde. Bir yandan ben de hem hayatı hem de Kolmar'ın turizm açısından gezilebilecek yerlerini size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hayat baya gerilemiş durumda. Şu şekilde parkları göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi dükkanların çoğu kapalı. Sadece yiyecek dükkanları açık. Sanırım bu artık yarından itibaren onların da yasaklı olacağı yönünde. Az önce baktığımız haberde öyle bir duyum aldık. Bunu da net olarak akşam 8'de Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron açıklama yapıp ona göre alınan kararları ve tedbirleri sanırım halka paylaşıp açıklayacak ve neyin ne olduğunu da o zaman
görmüş olacağız. Şu an için gördüğümüz şey canlı olarak hayatı normal şekilde devam etti. Ancak dükkanların yasal zorunluluktan dolayı kapalı oldu. Şu anki durum Fransa'da bu. Tarihler 16 Mart 2020'yi gösteriyor. Saatlerimiz 1.30 civarı. 1-1.30 civarı. Tam öğle pauzesinden sonraki zaman dilimindeyiz şu anda. Kolmar'da hayat insanlar için kaldığı yerden, turistler için ise neredeyse turist yok denilecek kadar az. Ama inşaat firmaları ve diğer şeyler aktif olarak kaldığı yerden devam ediyor. Burası da kapalı pazar yeri. Hemen hemen her gün açık burası. Ama tahminim kapalı olduğu için burası da kapanmıştır. Ki evet, kapıları kapalı. İçeride insanlar yok. Şöyle göstereyim. Virüs hemen hemen çoğu yeri etkilemiş. Şu an olduğumuz şehir Kolmar şehri. Tekrar hatırlatayım. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Kolmar'da hayat.
Balıkları görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet, şuradan daha iyi gözüküyor. Bu şekilde arkadaşlar. Tüm dükkanlar kapalı. Gördüğünüz gibi. Bildiğim kadarıyla oteller falan da kapalı tutulup acil durumlarda hastane olarak ya da dezenfekte edilmek üzere hastalığa yakalanan virüs olan insanların karantina sürecinde bulunabilmeleri için hastane olarak kullanılacak. Bugün hepsini saat 8'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan duymuş olacağız. Bu da Denizli'nin horozu. Gördüğünüz gibi.